Hayrettin Karaman Reşit Riza'nın Hilafet Teorisi ve Çalışmaları Reşit Riza'nın Hilafet Teorisini, hilafet konulu eserinde ortaya koyduğu, ya tartışmalı konularda yaptığı tercihler, yahut da kendi buluş ve görüşleri olarak dikkat çeken düşüncelerini şöylece özetlemek mümkündür. 1. Normal durumlarda, Halifenin Arap ve Kureyş kabilesinden olması şartı, sahih hadislere dayandığı için daima geçerlidir. Diğer milletlerden halife olanlar bunu güçlerine dayanarak zorla elde etmişlerdir. Teallub, alimler bu nevi hilafeti de zaruret gereği geçerli saymışlardır. Sayfa 26, 32, 43 ve diğerleri. 2. İstibdada zulme, meşru olmayan davranışlara ve uygulamalara safan halifeye azletmek, ümmetin temsilcilerinin Ebul Halli vel Akdin vazifesi ve selahiyeti dahilindedir diğer fertlerin yalnızca itiraz etme, doğruyu açıklama hakları vardır. Halifeyi azletmeyi gerektiren sebeplerden biri de istibdada mutlak monarşiye sapmaktır. Bu durumda da Türklerin yaptığı gibi halife azledilir, Mithat Paşa ve arkadaşları İslam'ı bilmedikleri için batıyı taklit ederek bir anayasa yapmak suretiyle halifenin selahiyetlerini kısıtlama yoluna gittiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları ise hilafetle birlikte Osmanlı Devleti'ni de ortadan kaldırdılar. Sayfa 33-49 Ankara hükümeti yeni bir yönetim şekli getirdi ve bunu anayasaya bağladı. Yeni bir hilafet şekli getirdi fakat bunun nizamını, kanununu koymadı. Daha sonra bu hilafet de kaldırılmış ve halife yurt dışına sürülmüştür. Hilafet için belli bir isim şart değildir ancak halifenin vazife ve selahiyetleri bellidir. Meşru hilafet düzeni bozulduğu takdirde buna tepki gösterilmesi tabidir. 3- Halife devleti danışma, şura, meşveret yoluyla yönetecektir. Kuran-ı Kerim bunu getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uygulayarak ümmeti danışmayla yönetime alıştırmıştır. Danışmanın şekli, usulü, zaman ve mekan şartlarına göre değişeceği için bu husus değişmez nanıslarla belirlenmiş. Her çağda uygun usulü bir kanunla ortaya koyma işi temsilcilere ehlül halli vel akde bırakılmıştır. Bunlar vazifelerini yapmadıkları içindir ki ilk uygulamalar devamlı hale getirilmiş hatta bundan da sapılmıştır. Sayfa 38-41 4. Belli bir zaman dilimi içinde İslam dünyasında birden fazla meşru halifenin bulunmasının caiz olup olmadığı tartışılmış, zaruret hali müstesna bunun caiz olmadığında ittifak edilmiştir. Eskiden parçalanma ve İslam dünyasının bazı parçalarının diğerlerinden çok uzakta olması gibi sebeplerle zarureten caiz görülen birkaç halife bugün artık caiz görülmemelidir. Çünkü hem dinin ve Müslümanların menfaatlerinin korunması birliğe bağlıdır hem de yeni teknoloji, telgraf, motorlu hava, kara ve deniz taşıt araçları uzakları yakın kılmıştır. Sayfa 58-59. 5. Halifenin birliği İslam ümmetinin birliğine bağlıdır. Bugün İslam ümmeti parçalanmış durumdadır. Bunların yabancı işgali ve sömürüsü altında bulunanlarının işgalciler izin vermedikçe kımıldamaya mecelleri yoktur. Yabancılar da onların birleşmelerine asla izin vermezler. Bağımsız olanlarsa mezhep, milliyet, vatan gibi değerlere taassupla bağlanmakta, birleşmeye yanaşmamaktadırlar başlangıç olarak yapılması gereken batılıların yaptıkları gibi siyasi askeri antlaşmalar ve dostluklar kurmaktır. Bu da öncelikle Arapların birleşmelerine bağlıdır. Onlar birleşince ümmetin birliğine doğru en önemli adım atılmış olacaktır. Bu noktada ümmetin alimlerine, aydınlarına, hal ve akit ehline gayret ve vazife düşmektedir. Sayfa 65. 6. Ehlül halli vel akt lügatte çözüp bağlayanlar manasına gelmektedir. Ümmetin temsilcileridir. Batıdaki parlamento üyelerinin mukabilidir. Ancak İslam'da ümmetin temsilcisi olacak kişinin taşıması gereken sıfatlar batıdakinden farklıdır. Temsilcinin iyi ahlak sahibi, alim, uzman, ümmetin itimadını kazanmış, davranmış ve düşüncesinde iktidara karşı hür ve bağımsız olması gerekir. Halifeyi seçmek, denetlemek, ona danışmanlık yapmak, gerektiğinde görevden almak, çağın gerektirdiği kanunları ve düzenlemeleri yapmak, bu temsilcilerin görev ve sorumlulukları cümlesindedir. Hali hazırda İslam dünyasında İslam'ın öngördüğü temsilciler ya yoktur yahut da şurada burada birkaç kişi varsa yöneticilerin hışmına uğramış, sürgün ve hapishanede hayat geçirmişlerdir. Ümmetin bunların etrafında halkalanması ve desteklemesi gerekmektedir. Bu temsilcilerin çekirdeğini ne batı taklitçileri ne de geçmişin içinde donup kalmış taklit fıkıhçıları oluşturabilirler. Bu çekirdek, Şeyh Muhammed Abduh'un açtığı çığırda ilerleyen ıslahatçıların faaliyetleri içinde filizlenecek ve boy atacaktır. Sayfa 65 ve diğerleri. 7. Yeni Türkiye yönetimi gerçek hilafeti ihya ve tatbik edecek kabiliyettedir. Hilafetin Türkiye'de olmasında büyük faydalar vardır. Araplar ve diğer İslam topluluklarından seçilecek temsilciler, halifeyi seçmeli, her bölge ondan alacağı selahiyetle kendi iç işlerinde müstakil olmalıdırlar. Islahatçı Zümre, Türkiye yönetimini hilafetin burada olması konusunda ikna edemezlerse onlara şunu teklif etmelidirler. İzin verin destekleme ve koruma sözü verin. Hilafet Türklerin, Arapların, Kürtlerin bulunduğu ve kime ait olacağı ihtilaflı olan Musul bölgesine taşınsın. Civarındaki ihtilaflı topraklarda buraya katılsın. Burası tarafsız bir bölge olsun. Bütün diğer devletler hilafetin otoritesini tanısınlar. Taraflar buna razı oldukları takdirde ıslahatçı zümre gerekli düzenlemeler ve kurumlar üzerinde çalışmaya hazırdır. Sayfa 86. 8. Gerçek ilafet kurulurken bir geçiş dönemine ihtiyaç vardır. Bu dönemde zaruret haline ait, halife ile idare edilir. Bu arada içtihat derecesinde büyük hukukçu ve siyaset bilimcileri yetiştirecek bir yüksek okul açılır. Bu okula uygun bir program yapılır, temsilciler. Ehlül Halli vel Akt, buradan mezun olanlardan birini halife adayı olarak seçerler, ümmet de ona beyat edince halife seçilmiş olur. Onun yardımcıları, danışmanları, yüksek hakimler, müftiler ve mürşitler de bu okul mezunları arasından seçilirler. 9. Kurtuluştan sonra teşekkül eden Ankara hükümeti ve onun kurduğu düzenle hilafet hakkındaki kararı geçici olmalıdır. Askerler kısa bir müddet sonra hükümeti halkın serbest olarak seçecekleri temsilcilere bırakıp kışlalarına çekilmelidirler. Hilafet konusuna gelince bunun için de İstanbul'da bir konferans komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon hilafet meselesini ve onun alacağı yeni şekli incelemeli. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bir hilafet konferansı yapılmalı. Buradan çıkacak karara göre de hilafet tesis edilmelidir. Sayfa 156. Reşit Riza Türkiye'de veya başka bir yerde ıslah edilmiş bir hilafet nizamını yeniden kurmak için çalışırken bunun için çeşitli formüller ve hazırlık çalışmaları teklif ederken 1925 Nisan'ında Kahire'de bir kitap yayımlandı. Yazarı Ali Abdurrazık eser hocalarındandı. El-İslam ve Usulül Hükm ismini taşıyan kitabında hilafetin İslam'la bir dini alakasının bulunmadığını, Müslümanların bu düzeni çağdaş bir başka düzen ve rejimle değiştirebileceklerini, Hazret Peygamber'in selahiyet ve otoritesinin de maneviyat ve imanla ilgili bulunduğunu savunuyordu. Kitap bekleneceği gibi büyük bir gürültü kopardı, reddiyeler yazıldı, yazarı Ezher hocalığından uzaklaştırıldı. Kitapta ileri sürülen iddia ve düşüncelere karşı çıkanların ön safında Reşit Riza da vardı. Ayrı bir reddiye yazmamakla beraber Menar'da birçok yazı yazarak tepkisini dile getirdi. Bunlar arasında bu kitap Müslümanların birliğini bozmak ve dinlerini yıkmak için düşmanlarının yazdıkları kitaplardan daha kötüdür tarzında sert ve ağır olanları da vardır. Reşit Riza olanca çabasını sarf ederek bu sırada halifeliğe göz dikmiş bulunan ve konferanstan kendi lehine gelişmeler bekleyen Kral Fuad'ın da desteğiyle 1926 yılın Mayıs başlarında Kahire'de bir hilafet konferansı toplamaya muvaffak oldu. Konferansta üç temayül ortaya çıktı. Halife Abdülmecid'in makamına iadesi ve desteklenmesi, Şerif Hüseyin'in halife yapılması, Kral Fuad'ın hilafet makamına getirilmesi. Reşit Riza'nın bütün çabaları boşa gitti, delegeleri detayını yukarıda özetlediğimiz hilafet anlayışı ve uygulaması noktasında birleştiremedi. Giderek kendi modeline uygun bir hilafet düzeninin kurulması yönündeki ümitleri zayıfladı ve ömrünün geri kalan kısmında siyasi çalışmalarının yönünü hilafetten ziyade Arapların birlik, bütünlük ve Müslümanlıklarını korumaya çevirdi. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak